Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Tuba hocam bugün ne yapıyoruz? Bugün kitap ayrıcı yapacağız hep birlikte. Bugün kitap ayrıcı yapıyoruz. Evet. Aynen. Direkt hemen başlayayım ben. Zaten şu anda gözüktüğü gibi yapıştırarak başladım hepsini. Kitap ayrıcı boyutlarında kestim hepsini. İsteyen şekillerini değiştirebilir. Ama konsept olarak basit şekillerden, basit bitkisel formlardan böyle güzel, hoş kitap ayrıcı elde etmek amacımız. Şu anda ben işte fırçaların bana verdiği yetkiyle falan diyormuşum. Fırçaların bana verdiği yetkiye dayanarak. Aynen. Gül yapmaya çalışıyorum. Fırçanın tabii burada bakın şu anda yakınlaşarak zaten daha ayrıntılı görüyoruz. Fırçanın böyle şeklini kullanarak böyle avantaj halini şeyini kullanarak böyle bir gül elde etmeye çalışıyorum. En orta göbeğinde koyuyla başlıyorum, noktayla sağına soluna, daha sonra açarak gidiyorum. O açma işlemini beyazla değil suyla inceltmeye çalışıyorum. Bazı yerlerde hani o güllerde bulunan boşluklar veya işte orada birden çok katman gözüküyor ya, o katmanları yakalamak için de işte böyle sağında soluna böyle fırça darbeleri gezdiriyorum. Ya hacim kazandırmak için biraz da böyle beyaz bırakmamız gerekiyor, evet. Ki böyle biraz hacim kazansın bizim. Aynen, zaten stilizenin en büyük şeylerinden bir tanesi o, dolu boş ve işte sade ve yalın bir şekilde. Bir de ben ıslakken şimdi bir taraftan böyle gidiyorum koyuları ortadan böyle sanki o şeyleri besler gibi birazcık koyuluk veriyorum. Ortaya göbeğe böyle hafif koyuluk veriyorum. Kurudukça böyle o daha da böyle açıklaşıyor. Ben gidiyorum yeniden birazcık daha kurumaya başladıkça, daha doğrusu birazcık daha böyle kırmızı renk veriyorum. Sanki onu besliyormuş gibi oluyorum boyayı. Ve ya, burada yaptığınız sizin güllerin hani hepsinin boyu birbirinden farklı. Evet, küçük, irili ufaklı. Bazı yerlerde işte yukarıda mesela bazı boşluklar bıraktım. O boşlukları ilerleyen zamanlarda yaprak yaparak orayı dolu boş olarak da dolduracağız. Peki Tuba'cığım, bu sizin bunu ikinci çalışmanız. Normalde evet. İlk yaptığınızda da çok güzel olmuştu. Fakat teknik sorunlardan dolayı o videoyu tam böyle koyamamıştık. Şimdi aynı çalışmaları bir daha yaptınız yani. Evet. Mesela şu an hani ikisi arasında da fark var yani, açıkçası bu daha kaliteli oldu biliyorum. Ya aslında öteki de öyle. Ama tabii ki elim alışıyor ve el alışkanlıktan sonra bir de fırça darbelerini her bir yapışta daha farklı yapıyorsunuz. Hani ilk dili öğrenenlere şey diyorlar ya, işte ne kadar böyle sürekli bir şeyleri ezberleyin, her seferinde daha çok böyle o dile yetkin olacaksınız. Her gün çalışın, biraz da olsa çalışın diye. Bu da öyle. Biraz çalıştıkça, yani her gün düzenli olarak çalıştıkça fırçaya hakimiyetiniz daha farklı oluyor. Renge bakış açınız daha farklı oluyor. İrili ufaklı yerleştirmeniz daha farklı oluyor. Burada dinlediğiniz müzik bile çok etkili. Ben mesela gülleri çizerkenki dinlediğim müzikle yaprakları çizerkenki dinlediğim müzik çok birbirinden farklı. Yaprakları çizerken böyle çok huzurlu bir müzik dinliyordum. Ve orada böyle o darbeleri atarken daha rahat, daha kendimden emin bir şekilde attım. Mesela bir önceki şeylerde onu yapmamıştım yaprağı yaparken. Daha koyuydu, kabaydı. Ben memnun değildim ondan. Ama bunda mesela memnunum. Çünkü fırçanın şeyini kullanabiliyorum, avantajını kullanabiliyorum. O fırçanın ucu incecik, o inceliği kullanabiliyorum. Daha sonra giderek o fırçayı bastırarak o kalınlığı yaprak şeklinde, mesela bir dahaki arada ilerleyen zamanlarda onu göstermek istiyorum zaten. İnceden başlayıp böyle fırçayı bastırarak kalınlaştırıyorum. Yani o fırçanın her şeyiyle, etiyle, sütüyle yararlanıyorum yani. Tabii burada fırçanın şekli de mesela oval olması önemli. Ya bu şekilde çalışacaksan evet öyle olması lazım. Bir de gerçekten o fırçayı çok para vermek değil amaç. O fırçayı aldığında bakacaksın. Fırçayı şöyle yani senin olduğunu zaten belli bir zaman sonra. Mesela benim kullandığım bu yaprakları yaparken çok ucuz bir fırçayla yapıyorum. Yani şeylerle yapmıyorum. Markalı fırçalarla yapmıyorum. Çünkü ben onu falan değil. Yapmıyorum çünkü rahat olmuyorum Habiko'yla falan. Bu yaprakları yaparken benim uzun fırçamın boyutu uzun. Uzun evet. Olduğu için yapraklar daha uzun, ince ve zarif gözüküyor. Yani ki zaten Habiko bile olsa geçen gün Habiko'dan sıkıntı yaşamıştık. Ama müşteri hizmetleri çok güzeldi. Bize direkt ilgilendiler, bu şey yaptılar. Evet. Sağolsunlar, yeni fırçaları mı gönderdiler? Evet. Yani defoluydu ve yenisi zaten şu anda defosu da şu gördüğünüz fırçamın üzerinde kabukları döküldü. Evet. Fırça biraz dağıldı yani kendisi. Üstündeki parlak şey dağıldı. Neyse, o küçük bir ayrıntı zaten. Mesela şu an ben dikkat edince siz mesela yeşil renginizi sarı ile, yani sıcak bir renkle biraz yumuşattınız.
Hani yeşili direkt böyle soğuk olarak değil de biraz daha pastel, hani pastel mi deniyor ona? Biraz daha, daha böyle, canlı. Daha biraz pastel daha, değil bu. Yani biraz daha böyle yumuşatarak, biraz daha ısıtarak o rengi kullandınız yani. Ya buradaki bunu yapma sebeplerimden bir tanesi kırmızımın cıvıltısından dolayı bunu dengelemeye çalıştım. Bu kırmızıya böyle soğuk bir renk gitmezdi. Çünkü çok cıvıltılı bir renkti benim kırmızım. Bundan dolayı yeşilimle böyle sarı katarak oradaki o hani ruhunu daha heyecanlandırmak istiyorsunuz. Ya o cıvıltıyı zaten bakınca hissediyorsunuz. Yani sizin burada karşı tarafa vermeye çalıştığınız bu duygu da hani biraz daha böyle çiçek bahçesi, gül bahçesini hissettirmek aynen istedim öyle. Ben. Aynen öyle. Böyle bir şey değil yani. Nasıl diyeyim? Daha önceden bahsetmiştiniz. Biraz daha böyle sofistike olmasındansa evet, biraz daha neşeli, biraz daha cıvıl cıvıl, evet, biraz daha. Zaten benim yaptığım çoğu işlerin hepsinde sofistikedense daha çok böyle cıvıl cıvıl. Belki grafik altyapının verdiği bana şey de olabilir. Grafik altyapının bana verdiği çok şey var açıkçası. Bazı arkadaşlar zaten birden çok sulu boyacılara bakıyorlardır. Ben de bakıyorum. Herkes daha farklı. Bütün herkesin tarzı çok farklı. Bazıları gerçekten daha realist çalışıyor. Bazıları daha sofistike, minimalizm çalışan var. Sadece lekeyle çalışan var. Ben de grafik altyapısı olduğundan dolayı yaptığım işlerin üzerine bir de bir yerlere böyle ikonlar, işte komik şeyler ya da simgeler koymayı seviyorum. Ya da sağından solundan böyle olmayacak renkler çıkartmayı seviyorum. Yani bunu ben seviyorum. Şöyle grafik okumanızın size şöyle bir avantajı olduğu çok belli. Sizin mesela burada çizerken gerçek olan objeleri, şekilleri, geometrik şekilleri çok basit dönüştürebiliyorsunuz. Mesela burada siz gülleri çizerken eskiz atıyorsunuz ama eskiziniz gidip de incik cincik böyle güllerin yapraklarını teker teker çizmek değil. Hayır. Geometrik olarak gülü sadece bir çember, bir yuvarlak olarak çiziyorsunuz ve siz orada biliyorsunuz ki orada şey var yani. Mesela senin aklına var, evet buraya gül gelecek. Aynen. Yani aynı şekilde mesela bu diğer yaprakları yaparken arkasına evet yapraklar yapıyorsunuz. Diğer mesela rengi biraz daha sarımsı, biraz daha solukur yapıyorsunuz. Bunun sebebi de ne? Biraz daha boyut katmak. Arkada böyle bir ön arka ilişkisi kurmak. Zaten ben bu tarz işleri yapmadan önce kafamda zaten işi bitiriyorum. Ha buraya bunu yapacağım, şuraya şuraya yapacağım diye yapıyorum. Ama daha sonra ekstra üstüne spontane yaptığım bazı şeyler olduğu zaman yemeğin üstüne hani en son pişirdikten sonra ekstra tuz ya da nane gibi eklemek gibi bir şey yani. Makarnanın üstüne kaşar rendeliyorsun. Aynen artık oraya özel kişisel şeyler giriyor. Hani zevkler giriyor. Benim en sonda yapacağım kuru boyayla yaptığım müdahale. Onlar benim özel zevklerim. Tabii. İnsanlar bunu yapmak zorunda değil yani. Sizler bunu yapmak zorunda değilsiniz. Tabii yani zaten kuru boya da öyle sizin de hani çok yapmıyordunuz siz yani. Yani mesela sen evet, şimdi ben hatırlıyorum mesela biz kuru boyayı birkaç kişinin yaptığını gördük ve gerçekten hoş görünüyor. Ama yani şöyle bir durum var. Ben kuru boyanın yapmaya çalıştığı şeyleri fırçayla yapmaya çalışıyordum. Evet. Çok ince fırçayla kullanmaya çalışıyordunuz ama işte ben işin en zor tarafından gördüm. Şimdi kuru boyanın böyle güzel bir nimet varken hani kendimi gidip de öteki türlü zorlamam. Zaten onu yaptım senelerce. Artık onu yapmamın bir anlamı yok yani. Evet. Ve hani açıkçası kuru boyanın da böyle kendisine özgü böyle bir etkisi var. Benim açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Hani şey gibi düşünelim. Böyle biraz daha dokulu bir etkisi oluyor. Yağlı boya gibi herkes sevmeyebilir. Herkes sevmeyebilir. İşte sanat subjektif bir şey. Herkes hani ki herkes kendince yorumlar. Subjektif yani. Ama bazı ya belli başlı doğrular var. O doğruların dışına yani tabii ki de onların üzerine ekstra kişisel şeyler tabii eklenebilir. Tabii ki. Ama bu doğrularımızla bizim insan psikolojisine göre şey yapılmış. Yerleştirilmiş yani. Mesela bu sanattaki bu denge denilen şey insan psikolojisi ve insanın gözünün bir ayarı var. Herkesin bir ayarı. Onun bilimsel olarak açıklamaları var. Anlatabiliyor muyum? Hani hep sanatsal değil tek. Tamam. Onun dışındakiler subjektif. Hani mesela gelip de herkes Leonardo'nun işini beğenecek diye bir şey yok. Michelangelo'nun işini beğenecek diye bir şey yok. Harikulade işler. Evet. Hani mesela bu şey var, bunu Michelangelo'nun David heykeli var. Yani çok çılgın bir heykel yani. Adam kumaşa kadar böyle işte elin tırnaklarına kadar her türlü detaya girmiş. Ama şöyle, açıkçası bu çok güzel ve çok başarılı bir heykel olmasına rağmen beni çok çekmiyor. Aynen. Yani çok şey yapmıyor yani, çok mesela etkilemiyor. Bir Mona Lisa mesela, evet gerçekten çok etkili bir resim ama Mona Lisa yapan o tablonun esprisi değil yani, Mona Lisa'nın hikayesi. Hani bu sen de bilirsin yani, çalınıyor ya bir ara bir bekçi tarafından, sonra bir daha geri getiriliyor. Hani Mona Lisa'nın, hani mesela Louvre Müzesi'ne gidenler bilir, Mona Lisa'nın orada aslında bir sürü
çok çılgın işler var yani. Ama insanlar herkes gidip işte ben gittim gördüm işte herkes selfie çekmeye çalışıyor falan yani. Ya oralara girersek hiç çıkamayız. Sadece tabii, tabii. Şeylere hani, yani ama, onlara hiç girmeyelim. Onlar tabii evet oralara şu an hiç girmeyelim. Siz şu an ne yapıyorsunuz? Siz şu an korubayalardan bahsettik. Korubayaları da biliyorsunuz. Ya bunu dediğim gibi bu biraz kişisel bir zevk. Sıfırdan öğrenen insanlar, bu tarz çalışmayı seven insanlar için gerçekten hani dikkat çekici bir şey olabilir ama yok ben sadece sulu boyayla ve o sulu boyanın bir ruhu var. O ruhuyla kalmak istiyorum diyenler için çok uygun olmayabilir belki bu. Evet. Ama ben burada kuru kalemlerle de girip onlarla da yararlanmak istiyorum. Mesela bazı yaprakların netlemek için o yaprakların çokluğunu hani o güllerin içindeki o yaprakların çokluğunu anlatmak için sağa sola çizgiler atıyorum. Koyuluklar ekliyorum birbirine yakın renklerle. Ya da işte sarılar girip bazı yerleri daha da parlatıyorum. Bu tamamen dediğim gibi. Bu yani benim kişisel zevkim artık. Işık veriyorsunuz yani. Evet. Sanki böyle bir güneş patlaması olmuş gibi böyle bir etki vermek amacıyla. Aynen. Ben boyalarla bunu destekliyorum. Evet ve ben sizin şu şeyinize hiç bayılıyorum yani. Mesela siz bir illüstrasyonu yapıyorsunuz. Ha tam ben diyorum ki tam bitti ya. Hani tamam artık bunun üstüne bir şey yapmazsın ve sonra sizin böyle çok küçük ufak tefek böyle rütüşleriniz var. Ama öyle olması gerekiyor. İşte hani beni çok etkileyen şeyler onlar mesela. Hani anlatabiliyor muyum? Yani onlar benim küçük heyecanlarım. Onlar benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Mesela işte o şimdi yaprak çizdiniz ama yaprağın içini doldurmadınız. Tamamen şey hani nasıl sadece çizgi. Ama o göze oradaki yaptığınız o güllerin etrafındaki o sadece çizgi olan yapraklar bile çok hoş duruyor yani. Mesela yaprakların arkasına çizdiğiniz bu mavi çiçek yani bitkiler. Evet. Çok yani bu belli bir şey yaptıktan sonra artık bu işe bakıldığında evet bu benim de dedirtmek için olsa gerek ya da bilmiyorum herkesin kendince bir dilinin olması lazım bakıldığında. İşte her yiğidin yoğurt yiyişi gerçekten farklı. Evet. Hani ben gerçekten hani elinize sağlık diyorum. Hani bunları ben çok sevdim yani. Basit formlarla bu tarz şeyler yapabiliyorsunuz. Daha evet. Da farklı şekillerde zamanla gireceğiz ama şimdi güllerle ve yapraklarla basit formlarla ilerlemeye evet. Çalışalım. Arkadaşlar siz de eğer böyle bunun gibi çalışmalar yaparsanız ve bunlardan referans alıp çalışırsanız bizi de Instagram'dan paylaşıp etiketleyebilirsiniz. Evet. Açıklama bölümünde zaten hesabımız var. Oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hatta Discord grubumuzdan bizimle birlikte bir muhabbete dahil olabilirsiniz. Diyelim arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek beğeni üzere. Paylaşırsanız çok seviniriz diyelim ve görüşmek üzere.